sonrasında iki patolog bir bu kesilen resimlerle arama yapıp gelen sonuçlara bakmış ve kesilmeden önceki halleriyle arama yapıp sonuçlarına bakmış. İkisi karşılaştırıldığı zaman da 7 dereceli bir noktalı bir ölçekle derecelendirdikleri zaman da bu Refine by Region tool'u kullanılarak yapılan arama sonuçlarının daha iyi olduğu ortaya çıkmış. İkinci tool'umuz ise Refine by Example tool'u. Bu tool'a baktığımız zaman da çalışmalarda bazı kullanıcılar iyi kavram örneklerini içeren arama sonuçlarına dikkat çekmiş ve arama sonuçlarında buna benzer daha fazla görüntü olmasını istemişler. Bundan dolayı da seçilen her örneğin özellikleri hesaplanmış, bunların ortalamaları alınmış ve bu değer artık yeni bir arama sorgusu olarak kullanılmış. Bunun için de şöyle bir şey yapıyorlar, deney tarzı bir şey yapıyorlar. İlk önce 4 tane karar vermede kullanılan örüntü belirleniyor. Bu örüntünün yani bir patolog bu belirlenen 4 örüntü için 10'ar tane örnek seçiyor. Daha sonrasından iki patolog da şunları gözlemliyor. İlk olarak bu Refine by Example tool'u kullanılmadan yapılan arama sonuçlarına bakıyorlar. Daha sonra da Refine by Example tool'u kullanılarak yapılan sonuçlara baktıkları zaman tekrardan 7 dereceli bir ölçekle değerlendiriyorlar ve Refine by Example tool'unu kullandığı zaman daha iyi sonuç verdiği gözüküyor. Refine by Concept Example'ına bakıldığı zaman da tool'una bakıldığı zaman ise bu senaryolarda ise ilgilenilen klinik kavramların döndürülen sonuçlarda mevcut olmayabiliyormuş. Yani mesela çok alakasız bir sonuç gelebiliyormuş. Tasarlanan mekanizma da ise daha fazla veya da daha az tıbbi kavram içermesi ayarlanabiliyor. Örneğin kullanıcı daha fazla veya da daha az bezel yapı içeren arama sonuçları görmek istiyorsa arama sonuçlarını güncellemek için şurada gözüken şu kaydıraçlardan hani kaydırarak daha az vurgulayabilir veya da daha fazla vurgulamasını sağlayabilir. Hani burada da gördüğümüz üzere bir tane görüntü için arama sonuçları var. Refine by Example tool'uyla bu benzer olmalarını seçebiliyorlar. Daha sonra seçilmiş bu görüntülerle yani şu sorgu görüntümse mesela seçilmiş bu Refine by Example tool'uyla yeni bir query oluşturup ona benzerlerini buluyorlar. Makalenin bu kısımda ise iki tane şey alınıyor. İki tane soruya üzerine odaklanılıyor ve farklı kısıtlarla değerlendiriliyor. Şöyle ki bunlardan ilki Smiley tanısal karar verme için bilgi kullanımını artırır mı ve geleneksel en iyi listeleme arayüzüne kıyasla hani yükünü ve güveni nasıl etkiliyor diye bakalım. İkinci soru ise patologlar araştırma ve karar verme uygulamalarında iyileştirme araçlarını nasıl kullanıyorlar ve hani farklı arıtma araçları türler arasındaki ödünleşmeler nelerdir diye baktığımız zaman şöyle bir user study'leri var. İlk olarak sistemlerin ismini kapatıyorlar. Bir tane geleneksel bir interface var, bir de smiley var. Bunları A sistemi ve B sistemi olarak isimlendiriyorlar. Daha sonra 12 tane patolog seçiyorlar. Bu 12 patologda şöyle bir özelliği var. 1 ve y hani 1 ile 20 yıllık arasında bir patoloji tecrübeleri var. Bu 12 tane patoloğu her iki arayüz içinde 30'ar dakika eğitim veriliyor ayrı ayrı. Daha sonrasında da 3 sınıftan oluşan 6 tane görüntü veriyorlar. Bunların ilki kanser dereceleri arasındaki hani sınırda yatan klasik zor vakaların bulunduğu iki görüntü. Alakasız bir özelliğin alakalı bir özellikten daha büyük olduğu görüntüler ve çeşitli klinik parametreleri içeren görüntüler. Verilen bu 6 tane görüntü üzerinde 1,5 saat boyunca patologlar çalışıyor. Ve sonrasında da anket ve 30 dakikaya yakın görüşmeler yapılıyor. Sonuçlara bakıldığı zaman da yani burada görüldüğü gibi hem hastalık hani teşhisinde hem kullanma eforunda ve güvende hani Smiley'nin daha iyi olduğu gözüküyor. Efor konusunda biraz Smiley daha fazla vakit alıyor ama bunun sebebinde hani daha anlamayı çalıştıklarını, daha farklı bilgiler kattığından dolayı olduğunu söylüyorlar. Bu kısımda ise bu tool'ların farklı şeylerin hani kullanıcı nasıl kullanıyor bunları, ne sağlamış diye baktıkları zaman da Define by Region tool'u katılımcılar ilgilenen belirli bölgeleri aramak ve iç içe geçmiş diğer özellikleri algoritma tarafından dikkate alınmaması için kullanılıyormuş bu rafine tekniğini. Refine by Example ise arama sonuçlarındaki değişiklikler
hani ince olduğundan ve kullanıcılar sonuçların iyileşip iyileşmediği konusunda bazı zamanlarda belirsiz kalıyor ama hani yinelemeli olarak tekrarladıkları zaman da daha iyi olduğunu görüyorlarmış. Refine by Concept Tool ise katılımcılar kavramlara göre hassaslaştırma işleminin çok yararlı bulduklarını ve birçok kavramın daha eklenmesini, sunulmasını istediklerini söylüyorlar. Tek bir durumda kullanıcılar genellikle araçlar arasında birden çok kez geçiş yapıldığı görülüyor. Mesela burada ilk olarak A kullanıcısı Refine by Concept Tool'unu kullanmaya başlıyor. Daha sonrasında Refine by Region Tool'una geçip tekrar Refine by Concept'i yapıyor. Hani bu rafine teknikleri arasında devamlı bir geçiş yaptıklarını ve yinelemeli bir şekilde bunları kullanarak sonuçları iyileştirdikleri gözlemleniyor. Smiley ile geleneksel hani bu geleneksel arayüzler arasında ki farklardan bir tanesinde Smiley'i kullanan kullanıcılar ilk sayfalarda kalıyorken hani benzer arama sonuçlarına göre ilk sayfalarda geziniyorken geleneksel arayüzlerde daha ileriki sayfalara gitme ihtiyaçları istiyorlar. Hani daha benzer görüntü görebilir miyim diye düşüncesiyle. Sonuç olarak baktığımız zaman da bu tool'ların rafine tool'larının kullanımı nasıldır diye baktığımız zaman, değerlendirdikleri zaman bir uzmanın benzerlik kavramını mükemmel bir şekilde yakalayan bir algoritma geliştirmek imkansız olabilirmiş. Ancak araçların kullanıcıların orijinal modeli yeniden eğitmeden ihtiyaçları için bir sistemi daha kolay bir şekilde özelleştirebilmelerini sağladığını görmüşler. İkincisi olarak da iyileştirme araçlarının arama sonuçlarında iyileştirmenin ötesinde bu machine learning'in zihinsel modelini inşa edebilmiş ve daha fazla güven sağladığını görmüşler. Şeylere baktığımız zaman hani bu tıbbi karar verme ve ön yargıya baktığımız zaman da hem insanlar hem de algoritmalar yani bu durumda bir tıbbi karar veriyorken bir karar belirsizliği altında çalışıyorlar. Beklenmeyen sistem davranışı olduğunda kullanıcı bunun algoritmik bir hatadan mı yoksa kendi gözetiminden mi kaynaklandığını bilemiyor. Smiley'de ise bu arıtma araçları sayesinde uzmanlar bu nedenler arasında ayrım yapmayı sağlayabilmiş. Bu şeylerin opak olan algoritmalarda ise opak algoritmaları test etmek ve anlamak için hani bir aracı kullanımında ise etkileşim araçlarının insanların zihinsel model oluşturmasına ve algoritmik şeffaflığının artırmasına yardımcı olduğunu söylemişler. Ve gelecek için umut vaat ettiğini çıkarmışlar bu makaleye çalışan kişiler. Sonuç olarak baktıklarımız zaman da arama araçlarının yalnızca güveni ve faydayı artırmakla kalmayıp bir arama algoritmasını rehberlik edebilecek bir özelliği olduğunu görmüşler. Ve önümüzdeki yıllarda da öneminin yani machine learning'in öneminin artmaya devam edeceğini söylemişler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.